You're getting to be a big boy. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff. I'm Caillou, Caillou, Caillou. I'm Caillou. That's me. Hikaye zamanı çocuklar. Şimdi Caillou bugün ne yaptı? Bugünkü hikayenin adı Caillou kurabiye yapıyor. Her şey Caillou 3 yaşındayken başladı. Caillou, sessizce oynasan iyi olacak. Rosie biraz uyumaya çalışıyor. Caillou. Ama ben oynamak istiyorum. Hala oynayabilirsin. Sadece biraz sessiz ol. Caillou sessizce oynamanın gürültülü oynamak kadar eğlenceli olmadığını düşünüyordu. Caillou, senden sessizce oynamanı istedim. Kurabiye, kurabiye istiyorum. Ben açım. O yüzden Caillou mutfağa gitti. Caillou ballı kurabiye yapmaya karar verdi. O yüzden Caillou'nun çalışması gerekiyordu. Bir sürü ballı kurabiye, iri olanlar, düz olanlar, ince olanlar, yuvarlak olanlar. Caillou, ne yapıyorsun sen? Kurabiye yapıyorum anne. Şu yaptığın karmaşıklığa bak. Temizliğe yardım etmek ister misin? Evet anne, sen ve ben. Mutfağın temiz ve düzenli olduğundan emin olmalıyız. Şimdi bu pisliği nereye koyabilirim? Buldum. İşte böyle en sevdiğim yardımcım. Caillou. Caillou çok gururluydu. Annesinin kurabiye yapmasına yardım ediyor. Anne. Ortalığı dağıttın. Haklısın. Anne de ortalığı dağıtıyor. Baba baba, kurabiyeleri dene, kurabiyeleri dene. Bu kurabiyeleri kim yaptı? Ben yaptım. Annem de yardım etti. Ne yapıyorsun Caillou? Büyük bir karmaşa. Hadi bakalım çocuklar, Caillou hikayeleri zamanı. Peki hikayenin adı ne anneanne? Adı Caillou artık korkmuyor. Her şey Caillou 3 yaşındayken başladı. Bay Hinkle yan evde oturuyordu. Birçok çocuk o eski ve korkunç evde hayalet olduğunu söylüyorlardı. Bay Hinkle'ın evi gerçekten de korkunç görünüyordu. Ve Bay Hinkle da öyle.
Neden Kayyum, mesele ne? Bay Hinkle, o çok korkunç. Bunu niye söylüyorsun? Bay Hinkle çok korkunç. Hop, beni yakalamak istiyor. Birincisi orada değil. İkincisi ben onu çok iyi tanırım. O çok iyi biridir canım. Arkadaşıma merhaba. Anne! Zavallı Bay Hinkle buraya Kayyu'yu korkuttuğu için özür dilemeye gelmişti. Korkma canım. Bay Hinkle buraya seni korkuttuğu için üzgün olduğunu söylemeye geldi. Gerçekten çok iyi bir adam. Ben onu sevmiyorum anne. Bence sen Bay Hinkle'dan korkuyorsun çünkü onu tanımıyorsun. Merhaba, gelebilir miyim? Merhaba, içeri gelin. Kayyu, Bay Hinkle seninle. Kayyu? Ama Kayyu nereye gitti acaba? Bilmiyorum. Daha bir dakika önce buradaydı. Oh, zavallı. Bence saklambaç oynamak istemiştir. Ben saklambaca bayılırım. Hazır mısın Kayyu? Biz geliyoruz. Tamam şimdi. Acaba nerede olabilir? Kayyu, neredesin? Şşş, Gilbert bizi duyacaklar. Bence Kayyu aşağıda saklanıyor. Yaklaşıyoruz. Acaba burada mı, merak ediyorum. Ah, göremiyorum onu. Aa, hayır, burada değil. Hadi başka bir odaya bakalım. Kayyu'nun olabileceği sadece bir oda kaldı. Sanırım yaklaşıyorum. Daha da yaklaşıyorum. Kayyu Bay Hinkle'dan korktuğunu unutmuştu. Aha. Siz ikinizin arkadaş olduğunuzu gördüğüme çok sevindim. Bir daha oynamak istiyorum ben. Bunu ben de çok isterim Kayyu. Ama bu sefer ben saklanacağım, sen arayacaksın. Sizi sevdim Bay Hinkle. Anneanne, şimdi yemek zamanı, hikaye zamanı değil. Ama bu yemek zamanı hakkında bir hikaye ve sebzelerini yemenle alakalı. Kayyu daha 3 yaşındayken sebzelerini yemeyi pek sevmezdi. Bundan hiç hoşlanmazdı. Kayyu, sebzelerini ye canım. Büyük baban gelip seni parka götürecek. Ama eğer sebzelerini bitirmezsen parka gidemezsin canım. Sebzelerden hoşlanmıyorum. Çikolatalı kurabiye istiyorum ben. Kurabiyeler tatlı niyetini yenir Kayyu. Buldum. Sebzelerini bitirdikten sonra bir tane kurabiye yiyebilirsin. Ben sebzelere bayılıyorum. Benim sebzelerimi de yiyebilirsin baba. Hayır, olmaz. En azından sebzelerini yemeye çalış Kayyu. Büyük babam geldi. Hadi Kayyu, parka gitme zamanı. Ben büyük babamla parka gidiyorum. Akşam yemeğinden sonra da büyük anneyi görmeye gideceğiz. Bize akşam yemeği hazırlıyor. Tırtıllar yaprak yerler. Böylece kelebeğe dönüşmek için gerekli enerjiyi sağlarlar. Kelebeğe mi dönüşürler? Bu kuş ne yapıyor büyük baba? Yiyebileceği kurtçuklar arıyor. Kurtçuklar onlara kış zamanı güneye uçabilmek için enerji sağlıyor. Ve sincaplar da ceviz yerler. Bu onların hava çok soğuk olduğu zaman korunmalarını sağlar. Buraya
eve geldik ve bir ayı kadar da açız. Bunun nedeni bizim ayı olmamız. Nohut ve havuç. Çok lezzetli. Ayılar kiraz yerler. Bu gece bu nohutlar ve havuçlar bizim kirazlarımız. Ben bir ayıyım. Gecenin ilerleyen saatlerinde anne ve babası Kayu'yu almak için geldiler. Evet, Kayu bugün nasıldı? Ben bir ayıyım. Ben de bir ayıyım ve her ikimiz de bütün sebzelerimizi yedik. Kirazlarımızı yedik büyük baba. Bu da demek oluyor ki... Kurabiye zamanı. Hikaye zamanı çocuklar. Gördün mü, sana şaka yapmış Kayu, kayıp olmalı. Tamam, bakalım Kayu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayemizin adı Kayu Tek Başına. Anne, anne, meyve suyu alabilir miyim? Benimle oynamak ister misin anne? Şşt Kayu. Şu anda meşgulüm. 14, 15. Hayvana yardım edeyim mi? 1, 2, 3, 4. Kayu, bu çok zor canım. Sana yardım edebilirim, yardım edebilirim. 16, 1, 2, 3, 4. Hayır, olamaz. Kayu, ne yaptığına bakar mısın? Şu anda gerçekten yalnız bırakılmaya ihtiyacım var. Oynayamayacak kadar meşgulüm. Neden gidip babanı bulmuyorsun? Belki o seninle oynar. Kayu, annesinin onunla oynamasını gerçekten çok istiyordu. Ama bir dakika, belki de babası onunla oynayabilirdi. Ama Kayu, babasının da çok meşgul olduğunu bilmiyordu. Baba, baba! bozulmuş mu? Hayır, artık değil. Tamir ettim Kayu. Olamaz. Hayır. Görünüyorsun baba. Bak, ben de bir kardan adamım. Bak baba. Kayu, şu anda temizlik yapmam gerekiyor ve yalnız kalmak istiyorum. Neden gidip büyük anneni bulmuyorsun canım? Kayu, büyük annesinin babasının çamaşır makinesiyle yaşadığı sorunları duymak isteyeceğinden emindi. İşte uslu bir kız oldu Rosie. Gözlerini kapat tatlım. Asla uyumayacak sanmıştım. Nihayet. Büyük anne, büyük anne. Ben kardan adam oldum. Kayu, Rosie uyuyor. Babam çamaşır makinesini tamir ediyordu ve birden her tarafına baloncuklar yayıldı. Her yerde baloncuklar vardı büyük anne. Kayu, lütfen sakin ol. Rosie'yi uyandıracaksın. Kayu, Rosie ile benim gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Niçin gidip Gilbert'la oynamıyorsun? Gilbert, benimle oynarsın değil mi? Belki de annem saymayı bitirmiştir. Üzgünüm Kayu ama şu an yalnız kalmam gerekiyor canım. Benimle oynamak ister misin? Evet. Kayu, aşağı gel tatlım. Atıştırma vakti geldi. Kayu kendi kendine o kadar eğleniyordu ki annesinin seslendiğini bile duymadı. Kayu. Sen iyi misin canım? Burada yalnız başına kaldığın için biraz endişelendik. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece oynuyorum. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım Kayu bugün ne yapmış? Bugünkü hikayenin adı Kayu oyuncaklarını topluyor. Kayu, neredesin tatlım? Pekala, sanırım çikolatalı puding varken Kayu ortalardan kaybolmaz. Hey, beni de bekle.
şu dağınıklığa bir bak. Ben sana ne demiştim Kayyu? Oyuncaklarımı merdivende bırakmamalıyım anne. Kayyu'nun kendi de oyuncaklarını merdivende bırakmaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Lütfen oyuncaklarını odana götür Kayyu. Çikolata pudingi. Çikolata pudingine bayılırım anne. Kayyu, buraya gelir misin lütfen? Bu önemliye benziyor. Bence dışarı gidip babanın ne istediğine bak. Kayyu, oyuncaklarını yolun ortasında bırakmaman konusunda sana ne demiştim ben? Bırakmamam gerektiğini baba. Çok doğru. Şimdi niçin onları toplamıyorsun? Peki ya çikolatalı pudingim ne olacak baba? Çikolatalı pudingim bekleyebilir. Hadi sana yardım edeyim. Babası ona yardım edecek olsa da Kayyu hala pek mutlu sayılmazdı. Kayyu, sana bir şey söylemek istiyorum. Kayyu, oyuncaklarını toplaman gerekiyor. Daha sonra çikolatalı pudingini yiyebilirsin. Tamam baba. Bütün oyuncakları topladığımızdan emin misin? Eminim baba, bak. O zaman çikolatalı puding zamanı. Olamaz. Sanırım buna bir bakman gerekiyor. Kayyu, sen de biliyorsun ki çok fazla oyuncağın var ve çok yer kaplıyorlar canım. Biliyorum anne. Ve artık oynamadığın bir sürü eski oyuncağın da var değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Eskilerden bazılarını Rosie'ye verebilirsin. Ona bir oyuncak verebilirim. Belki daha sonra başka da veririm. Sana gereken şey oyuncaklarını koyabileceğin büyük bir kutu. Bir kutu yapmama yardım eder misin? Vay canına, evet. Çikolatalı puding gibi bitirir bitirmez. İşte. Sanırım bu işe yarar. Teşekkür ederim baba. Bakalım gerçekten içine sığacaklar mı? Hikaye zamanı çocuklar. Kayyu acaba bugün ne yaptı? Bugünkü hikayemizin adı Kayyu araba kullanmayı öğreniyor. Kayyu hiç gördün mü bana araba konusunda yardım edeceğini söylemiştin? Sanırım o bahçede arabasıyla oynuyor. Bip bip. Kayyu arabada. Kayyu'nun arabalar, kamyonlar ve otobüsler hakkında her şeyi sevdiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Aha, işte buradasın. Unuttun mu? Bana araba yıkamamda yardım edecektin. Kayyu hayatta gördüğünüz en fantastik arabayı sürdüğünü hayal ediyordu. Merhaba bayağı aslan. Kayyu, bak senin yüzünden ne yaptım.
Baba, sarımsaklam olmuşsun. Ne oldu? Kayu babasının kendini spreyle sulamasına neden olan kişi olduğunun farkında değildi. Tamam, ilk kazaydı. Çok kötü görünmüyor muyum? Evet. Bana hala yardım etmek istiyor musun? Evet baba. Ben araba kullanıyordum baba. Gerçekten mi? Evet. Arabaları çok severim, bilirsin. Evet bilirim, seversin. Küçükken ben de arabaları çok severdim. Ve hala çok seviyorsun. Bak anne, tertemiz ve pırıl pırıl. O zaman ne bekliyoruz? Hadi piknik yapmaya gidelim. Merhaba Bayaslan. Büyüyünce arabayı kullanabilir miyim baba? Bana öğretir misin? Tabii ki Kayu. Tabii ki. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım Kayu bugün ne yapmış? Bugünkü hikayenin adı Kayu Kreş'te. Kayu'nun ilk günüydü ve Kayu birazcık tedirgindi. Gitmek istemiyorum anne. Seninle kalmak istiyorum. Lütfen. Ben de Kayu ama biliyorsun annenin işe gitmesi gerek. Ve kreş de eğlenceli olabilir. Beni duyuyor musun? Merhaba, ben En Martin, öğretmenim. Sen de Kayu olmalısın. Kayu korkmuştu ve utanıyordu. Benim şimdi gitmem gerekiyor tatlım. Hayır, gitmeni istemiyorum anne. Hayır, lütfen. Ama döneceğim Kayu. Üzülme canım. Kayu'nun annesi bile onu ilk gün kreşte bırakırken üzülüyordu. Al Kayu, bir bardak elma suyu iç. Seni diğer çocuklarla tanıştırmamı ister misin? Tamam, elma suyunu bitirdikten sonra tanıştırırım. Hey, bunlar benim oyuncaklarım. Anne! Ağlarsan ağla, annen gitti. Merhaba, ben Clementine. Senin adın ne? Ben Kylo. Bu Leo. Paylaşmayı pek sevmez. Oynamak ister misin? Kağıtları kesiyorum. Bak, bu bir elma. Bak, bu da bir muz. Bu da kuru üzüm. Ama onları yiyemezsin. Sadece hayaliler. Acaba kreşi sevdin mi? Büyük annemde kalmayı tercih ederim ben. Annenle baban meşgulken orada mı kalırsın? O bir ressam. Orada boyalarla, fırçalarla, kağıtlarla, pastellerle, tebeşirlerle ve renkli kalemlerle oynarım ben. Bak, onların hepsi burada da var. Aa, vay canına. Ben şimdi şey çizeceğim. Kuş çizeceğim. Ben de kağıtlardan kuş yemi yaparım. Kurtçuklar! Çok güzel bir kuş. Şey, bana da böyle boyamayı öğretir misin? Tabii ki Leo. Ama senin de ona nasıl kale yapılacağını göstermen gerek. Bence bir kalede bir çok kule olur. Bir kurtçuğun birçok kıvramının olması gerekir. Ve bir kuşun da kanatları vardır, değil mi? Al Leo, bununla kalene bayrak yapabilirsin. Kayu. Bence bu kuleyi daha yüksek yapmalıyız. Kayu oynarken o kadar eğleniyordu ki anne ve babasının seslendiğini dahi duymadı. Bakın, ben bir kale yapıyorum. Hikaye zamanı çocuklar. Kayu pek mutlu görünmüyor. Neden olduğunu merak ediyorum.
Bugünkü hikayemizin adı Kayu Sirke Katılıyor. Gilbert, rüyamda bir kaplan gördüm. Babam bugün beni sirke götürecek. Söz verdim. Kendi başıma giyinebiliyorum ben artık. Babam çok mutlu olacak. Evet. Hayır, olamaz. Dişlerimi fırçalamayı unuttum. Bak baba, kendi başıma giyindim ben bugün. Evet, bunu görebiliyorum Kayu. Ve iyi bir iş çıkarmışsın ama daha çok erken. Sirke geç kalmak istemiyorum ben. Sirk mi? Hayır Kayu, bugün değil. Sirke yarın gideceğiz. Hadi Kayu, aşağı gel ve kahvaltı hazırlamama yardım et. Hayır, hayır istemiyorum. Bozuk eski araba, istemiyorum bunu artık, istemiyorum. Kayu'nun morali çok bozuktu çünkü sirke gitmiyordu. Kayu, lütfen şu gürültüyü keser misin? Bak Rosie'yi uyandırdın. Şimdi aşağı gelmeni istiyorum, lütfen. Kayu'nun babası bile sinirlenmeye başlıyordu. Niye sirke gidemiyorum ki? Sirke gitmek istiyorum ben, sirke. Hadi ekmek kızartalım. Büyük annenin yaptığı gibi küçük ördekler yapabiliriz. Hayır, ördek falan istemiyorum. Onlar bebekler için. Tamam. O zaman sirk kahvaltısına ne dersin? Ekmekten sirk hayvanları yapabiliriz. Sonra da yumurtalarla yeriz. Ama bir dakika. Burada bir şey eksik. Sirk hayvanları gelmeden önce kurulması gereken bir şey. Sence bu ne olabilir? Bir geçit. Sirk geçidi. Tabii ki. Bu çok doğru. Ben yumurtaları alırım. Aa, madem yumurtaları kırmak istiyordun bunu söyleyebilirdin. Benim hatam değildi baba. Biliyorum Kayu. Kimsenin hatası değil. Bir kaza oldu. Baba, ekmekler. Sıcak sıcak, çok sıcak. Sirke katılabilirsin baba. Sen bir hokkabazsın. Ve Rosie de palyaço olur. Aa, burada neler oluyor? Bir sirk yapıyoruz. Geçinimiz... Artık büyümeye başlıyorsun canım. Neler oluyor çocuklar? Arkadaşlarımızın gelmesi gerekiyordu ama gelmediler. Madem bekleyeceğiz, o zaman hikaye zamanı. Acaba Kayu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayenin adı Kayu'nun Arkadaşları. Kayu kendi için çok üzülüyordu. Mesele ne Kayu? Üzgün görünüyorsun. Oynayabileceğim hiç kimse yok büyük anne. Hiç arkadaşın yok mu? Hayır, hiç yok. O an Kayu gerçekten hiç arkadaşının olmadığını düşündü. Bu onun kendini daha da kötü hissetmesine sebep oldu. Eminim birkaç arkadaşın vardır. Bakalım aklımıza gelen olacak mı? Şirin kız Clementine ne dersin? Clementine şekerlere bayılır. Biraz alabilir miyim? Olmaz. Tamam. Biraz ister misin?
sarıları sıra sıra koyuyorum. Kayyu, o şeker yerdeydi. Sakın ağzına sokma, tamam mı? Bir saniyecik bekleyin. Burada birazcık daha var ve tertemizler. Tamam, bir arkadaşın o. Başka arkadaşın var mı? Sanmıyorum büyük anne. Tamam o zaman. Şu çocuk Leo'ya ne dersin? Çok komikti. Komik olan ne söyler misiniz? Hiçbir şey anne. Bak işte gördün mü? İki tane arkadaş. Aklına gelen başka var mı? Hayır. Gerçekten mi? Gilbert'a ne dersin? O senin arkadaşın değil mi? Evet. Hayır, Gilbert'ı unutmuştu. Tabii ki Gilbert onun arkadaşıydı. Evet, Gilbert sen benim arkadaşımsın. Hayır, artık çok daha mutluydu. Hiç arkadaşı olmadığını düşünmekten vazgeçti. Çünkü artık üç arkadaşı olduğunu biliyordu. Ve artık üç arkadaşı olduğunu bildiği için başka arkadaşı var mı diye düşünmeye başladı. Rosie benim kardeşim büyük anne. Ama o da arkadaşım değil mi? Bu doğru. Kayyu. Merhaba millet. Merhaba Bay Hinkle. Bay Hinkle da benim arkadaşım. Bir sürü arkadaşım var büyük anne değil mi? Evet bu doğru. Bak kimler geliyor. Annem ve babam. Anne baba siz benim arkadaşlarımsınız. Rosie de Gilbert da ve Bay Hinkle da öyle. Tabii Clementine ve Leo da. Bunların hepsi arkadaşın mı? Evet. Peki birini unutmuyor musun? Aa evet. Büyük anne sen de benim arkadaşımsın. Umarım bu daha iyi hissetmenizi sağlar. Hikaye zamanı. Kayyu 3 yaşındayken kulağından rahatsızlanmıştı. Bugünkü hikayemizin adı da Kayyu Doktora Gidiyor. Doktora gitmek istemiyorum anne lütfen. Neden olmasın Kayyu? Doktor canımı acıttı benim. Şimdi çok daha iyisin. Bu defa acıtmaz canım. Hadi bakalım. Doktor seni bekliyor Kayyu. Benimle gel Kayyu. Doktor iyi biri. Onu sevmiyorum ben. Dinozorum onu ısıracak, tamam mı? Kayyu. Merhaba Kayyu. Seni tekrardan görmek çok güzel. Kulağın ne durumda? Gel bakalım bir görelim. Hayır, dinozorum seni ısıracak. Aa, yani dinozorum beni gördüğüne pek memnun değil. Sence eğer kulağına bakarsan problem çıkarır mı? Geçen sefer Kayyu doktora gittiğinde kulağı çok acımıştı. Aa, demek seni rahatsız eden şey bu öyle mi? Bunu kulağıma sen soktun canımı acıttın. Peki buna bakmak ister misin? Gerçekten çok ilgi çekici. Tamam. Evet. Şimdi kulağına bakabilir miyim? Bu sefer daha iyisin ve geçen seferki kadar çok acımayacak. Çok memnun oldum. Bir iki güne kadar iyileşeceksin. Aa, olamaz. Beni ısırmayacak öyle değil mi? Aa, anlıyorum. Dinozorunun kulağına bakmamı istiyorsun öyle mi? Evet. Bence ona doğru ilacı vermiş olmalısınız Doktor Kayyu. Bravo Doktor Kayyu. Dinozorunuz artık çok daha iyi. Doktor Kayyu eve gidince kulağı ağrıyan birini bulmak için sabırsızlanmaya başladı. Kulakların çok komik Gilbert. (Gülüyor)
suratına bakmak istiyorum Rosie. Ne? Neler oluyor? Mesele ne? Bir Kayu hikayesine ne dersiniz çocuklar? Evet, lütfen büyük anne. Bakalım bu aralar Kayu neler yapıyor? Aa evet, bugünün hikayesi Kayu yaşlanıyor. Kayu bir gün babasıyla bahçedeyken birdenbire... Baba bak! Bu da nedir böyle? Ölmüş mü baba? Evet. Onu gömmeliyiz. Değil mi Kayu? Kuş neden ölmüş baba? Evet, bu oldukça zor bir soru Kayu. Kayu bunun çok zor bir soru olduğunu sanmıyordu. Evet. Büyük bir ihtimalle çok yaşlı olduğu için ölmüştür. Çok yaşlı mı? Aha. Öldü çünkü çok yaşlıydı. Aslında Kayu büyümeye can atıyordu. Yetişkin bir erkek olmak istiyordu. Ama şimdi ilk defa yaşlanmayı düşünmeye başlamıştı. Neden öyle yapıyorsun baba? Artık eskisi gibi göremiyorum. Sanırım gözlüğe ihtiyacım var. Ah, yaşlanıyorum galiba. Kayu bunu duyunca... Babasının kuşun yaşlı olduğu için öldüğünü söylediğini hatırladı. Rosie'ye de bakın. Kendi başına yemeğini yiyor. Gün geçtikçe büyüyorsun ve yaşlanmaya başlıyorsun. Aa, şuna bak. Merhaba Kayu. Patenlerimi beğendin mi? Oh, evet. Doğum gününde hediye geldi. Doğum günü hediyesi mi? Harika. Artık bir kocaman yıl daha yaşlandım. Kayu buna çok üzüldü. Ah, artık kocaman bir adam oldun. Her gün biraz daha büyüyorsun Kayu. Ben büyümek istemiyorum baba. Ama neden? Çünkü sen Rosie yaşlanıyor dedin ve Sera da bugün bana yaşlanıyorum dedi. Sen kuşun çok yaşlı olduğu için öldüğünü söylemiştin bana. Ah, olamaz. Ah, minik kuş. Anladım. Kayu babasının kulağına yaşlanmaktan ve ölmekten korktuğunu fısıldadı. Anlıyorum Kayu. Ama dinle. Büyümek ve yaşlanmak için çok ama çok zamanım var. İnan bana. Bunun için şimdiden kaygılanmana gerek yok. Sözüme inan. Tamam mı? Tamam baba. Bunların hangisi daha yaşlı sence? Peki hangisi en genç? Şu ortada duran dinozor herhalde, değil mi? Evet. Kedi mi en yaşlıdır? Evet. Ama daha yaşlanmak için çok ama çok zamanım var, değil mi Kayu? Aynen benim gibi. Evet, aynen senin gibi. Hadi bakalım hikaye zamanı çocuklar. Bir bakalım bu hikaye Kayu daha sadece 13 yaşındayken yaşandı ve Rosie de küçük bir bebekti. Bugünkü hikayemizin adı Kayu alışverişe gidiyor. Kayu uyanma zamanı. Dışarıda kar yağıyor bak. Yaşasın. Kardan adam yapmak istiyorum ben. Ama önce kıyafetlerimizi giyelim. Tamam. Kazakların neredeydi bakalım? Ama ben bunları giymek istiyorum baba. Ama bunları giyersen bir kardan adam kadar çok üşürsün. Olamaz. Hiç kalmamış. Alışverişe gittiğimiz zaman alırız. Tabii biraz da yumurtaya ihtiyacımız var. Çünkü özel bir sürpriz pasta yapacağım canım. Özel bir sürpriz pasta mı dedi? Evet.
Caillou ve Rosie annelerinin sürpriz pastalarını hep sevmişlerdir ama hiçbir zaman sürprizin ne olduğunu tam olarak bilmemişlerdir. Caillou, alışverişe çıkma zamanı. Botlarını ve montunu giy canım. Ama anne, dinozorumla oynamak istiyorum ben. Onunla daha sonra da oynayabilirsin. Hadi, seni bekliyoruz canım. Caillou her zaman alışverişe gitmeyi çok sevmiştir ama hazırlanması hep çok uzun sürer. Çünkü oyun oynamayı da çok sever. Caillou, arabaya bin lütfen. Kardan adam yapacak mıyız? Aa, evet, evet. Görünen o ki yapacağız canım. Yaşasın kardan adam. Ama şimdi yola koyulmamız gerekiyor. Anne, ben de Rosie gibi yapmak istiyorum. Lütfen. Tamam ama hadi artık yola koyulalım. Yoksa kardan adam yapacak vakit kalmayacak. Bunları istiyorum. Caillou, özel bir sürpriz pasta yapacağız, unuttun mu? O yüzden kurabiyelere de ihtiyacımız yok, tamam mı? Özel sürpriz pasta ne anne? Eğer sana söylersem sürpriz mahvolur. Şimdi kasaya gittiğimizde ben aldıklarımızla uğraşırken sen lütfen Rosie ile ilgilen. Caillou'nun tek düşünebildiği o kurabiyelerdi. Ama onları tam olarak nerede gördüğünü hatırlamıyordu. Ama daha bulamadan tek başına kaldı. Kaybolmuştu ve korkuyordu. Anne! Anne! Neredesin anne? Anne! Caillou, neler oluyor? Kayboldu. Hayır Caillou, sen kayboldun. Ama yine de seni bulduğumuz için çok memnunum. Hadi eve gidelim. Caillou hala sinirliydi. Ama annesi ve Rosie'yi bulduğu için de çok mutluydu. Ben kaybolmayı hiç sevmiyorum anne. Ben de hiç sevmiyorum tatlım. O yüzden dikkat edelim de bir daha kaybolma. Hadi şimdi artık şu sürpriz pastayı bitirelim canım. Ama ben kardan adam yapmak istiyordum anne. Kardan adam yapacağız ama onu burada mutfağın içinde yapacağız. Özel sürpriz pasta. Yaşasın. Caillou ve Rosie kesinlikle haklılardı. Annelerinin sürprizinin ne olduğunu tahmin etmişlerdi. Anne bak gerçekten de bir kardan adam. O zaman üşüyor olmalı. Hadi üzerine bir şeyler giydirelim. Çocuklar, sanırım bu hikaye için yeteri kadar vaktimiz var. Hadi. Bu hikaye Caillou 3 yaşındayken yaşandı. Bugünkü hikayenin adı Caillou Küvette. Hayır. Caillou, banyo yapma zamanın geldi. Çok ciddiyim Caillou, yoksa seninle oyun oynamam. Caillou banyo yapmak istemiyordu. Nerede bu? Bu çocuğun nerede olabileceğini merak ediyorum. Caillou neredesin? İşte buradasın. Hadi Caillou banyo zamanı. Ben banyo yapmak istemiyorum. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz bayım? Oyun oynamaya gidiyorum. Daha sonra oynayabilirsin. Şimdi temizlenmen gerekiyor. Hadi. Temiz olmak istemiyorum. Lütfen. Hayır. Temiz olmak eğlenceli değil. Hadi biraz baloncuk ekleyelim. Hayır. Kesinlikle canını acıtmayacak. Birazcık eğlenceli baloncuğa ne dersin? Hayır. Elini ver canım. Sence bu eğlenceli değil mi? Caillou birdenbire ördeğini istedi ve onu Rosie'nin odasında bıraktığını hatırladı. Hayır, yine mi? Caillou, buraya gel. Ördeğim.
çıkarıyor. Bir sürü kocaman. Evet, çok eğlenceli. Belki de bu daha çok çıkarmana yardım edebilir. Kayu banyo zamanının da oyun zamanı olabileceğini keşfetti. Nasıl baloncuk çıkartabileceğini öğrendi. Bana bak, bir sürü baloncuk çıkarıyorum ben. Hey, Kayu nerede? Buradayım, buradayım. Nerede ördeğim? Üzülme ördekçik, seni kurtaracağım. Anne, baba, siz ıslanmışsınız. Kayu banyo zamanının eğlenceli olabileceğini anladı. Tamam Kayu, kurulanma zamanı. İstemiyorum ben, banyoda oynamak istiyorum. Güzel. O zaman yarın banyo zamanı oynamaya devam edebilirsin. Evet, ben ve ördeğim bir de baloncuklar, değil mi? Ve bu şekilde Kayu banyo zamanlarını sevmeye başladı. Çamaşır işleri bitti. Sıra geldi çocuklarla ilgilenmeye. Hikaye zamanı çocuklar. Acaba Kayu bugün ne yaptı? Aa evet, bugünkü hikayenin adı... Kayu üzerine bir şeyler giyiyor. Çamaşır günü Kayu'ların evinde çok telaşlı geçmişti. Ama Kayu da... Olamaz. Kayu da yardım etmeye çalışıyordu. Olmaz. Kapı nerede? Şu anda seninle oynayamam Gilbert. Bak anne ne getirdi. Teşekkür ederim Kayu. Gittikçe daha da büyük bir çocuk oluyorsun. Kayu yardım ettiği için çok gururluydu. Güzel bir duyguydu. Hey anne bana bak. Bana bak. Kayu, sanırım şimdi biraz uzaklaşsan iyi olacak. Kayu eğer annesine yardım edecek kadar büyüdüyse... ...kendi başına elbiselerini giyecek kadar da büyük olduğunu düşündü. Ortada sadece bir sıkıntı vardı. Bütün kıyafetlerini aşağıya getirmişti. O yüzden de giyecek hiçbir şey yoktu. Kayu. Şşş, Rosie'yi uyandıracaksın. Neden üzerinde bir şey yok? Hiçbir şeyim yok baba. Bu doğru olamaz. Tonlarca kıyafetim var. Gerçekten de haklısın. Tamam. Bir oyun oynayabiliriz. Bizim kıyafetlerimizi giyebilirsin. Büyüklerin kıyafetlerini giyemem baba. Neden olmasın? Çünkü ben çok küçüğüm. Bunu göreceğiz. Aha, işte oldu. Çok iyi oldun. Eğer bunları giymeyi denerseniz nezaket göstermiş olursunuz efendim. Bu çok gıdıklıyor. Şapka da alabilir miyim lütfen? Bakayım. Bir saniye. Eksik bir şey daha var. Tam anlamıyla bir gentleman. Bıyığımı çok sevdim baba. Yetişkin kıyafetleri için çok küçük olduğunu kim söylemiş? Evet. Kayu, sen nasıl giyinmişsin öyle? Çok yakışıklı görünüyorsun. İki erkeğin de fotoğrafını çekeceğim. Hikaye dinlemeye hazır mısınız? Şu ufacık ayıcıklara bakın. Bu hikayemizin adı Kayu'nun ayılı tişörtü. Sen burada otur ayıcık. İşte geliyor ayıcık.
Ördekçik, ördekçik, ördekçik. Ben de oynayacağım. Tamam. Hayır. Kayu gözlerine inanamadı. Rosie en sevdiği tişörtünü giymişti. Anne! Anne! Ne oldu Kayu? Rosie benim ayı desenli tişörtümü giymiş. Ama sana küçük geliyordu. Ben de onu giymesi için Rosie'ye verdim. Hayır, küçük değildi. O benim, tamam mı? O benim anne. Bu tişörte ihtiyacım var Rosie. Ayılı tişörte mi? Ben sana maymunlusunu alacağım Rosie, tamam mı? Gördünüz mü? Bana oluyor işte. Harika, evet. İyi bari. Ayılar, ayılar. Gör bakalım. Zavallı Kayu, halının yüzünden karnı acımıştı. Ve tişörtü karnını kapayamıyordu. Belki de ona küçüktü. Ama Kayu'nun aklına bir fikir geldi. Belki tişörtü yapıştırabilirdi. Yapışkan bant. Olamaz. Kayu çok üzgündü. Ayılı tişörtü artık ona uymuyordu. Ama hiç kimseye vermek de istemiyordu. Kayu. Bak, ayılı tişörtünle çekilmiş fotoğrafım var. Çok şirinsin. 2 yaşındaydın. Bu benim küçüklük fotoğrafım. Ayılı tişörtümü giyerken. Rosie'ye vermeden önce sana sormadığım için özür dilerim. Tişörtü ne kadar sevdiğini unutmuşum. Kayu hala seviyordu. Ama biliyordu ki artık büyümüştü. Ve kendine küçük geliyordu. Belki tişörtünü hep saklamak için gizli bir yere kaldırabiliriz. Onu ayıcağa vereceğim anne. Çok iyi fikir. Ayıcık, bu tişörtün içinde çok güzel görünüyorsun. Ayı tişörtü. Bir hikayeye ne dersiniz çocuklar? Bakalım Kayu bugün neyin peşinde? Bugünün hikayesi Kayu sokakta. Kayu pırıl pırıl yepyeni bisikletini sürmeye bayılıyordu. Ve kornasını da seviyordu. Hey! O benim kurabiyem. Anne, sincap kurabiyemi yedi. Anne, neden uyuyorsun sen? Daha çok erken. Merhaba Sera. Kayu sokağın köşesini kendi başına hiç dönmemişti. Ama bunu hep istemişti. Kayu daha önce hiçbir fıskiyenin altında elbiseleriyle durmamıştı. Ne yapacağını söyleyen birileri olmadan sokakta olmak eğlenceliydi. Merhaba. Seksek oynamak ister misin? Taşını böyle at, tamam mı? Kayu öbür köşeye kadar tavşan gibi zıplayarak gitti. Kayu bu bloğun etrafını kendi başına dolaşmaya karar verdi. Bella iyi bir köpektir. Kayu köpekten birazcık korkmuştu. Nereye gidiyoruz? Ben bu bloğun etrafında dolaşacağım. Ve yalnız gideceğim. Çok cesursun. Şu taraftan git.
Sonunda kendi evine çıkarsın. Kayu tamamen kendi başına olmaktan birazcık huzursuz olmuştu. Ya kaybolsaydı, ya başka bir köpek görseydi, ya karga ona saldırsaydı. Merhaba, ben seni tanıyorum. Sen Kayu'sun. Seni annen ve babanla görmüştüm. Kayu bu hanımı birçok kez annesiyle beraber görmüştü. Buraya kadar tek başına mı geldin sen yoksa? Bak, bende ne var? Ona dokunmak ister misin? Aa, huylandırıyor. Uç uç güzel böcek, evine uç. Sanırım senin de evine gitme zamanın Kayu. Ama dur, önce sana bir şey vereyim. Güle güle güzel böcek. Teşekkür ederim. Şapkalı hanım çok iyiydi. Kayu onun elinden tutarak eve gitmekten memnundu. Merhaba anne, ben geldim. Bu nereden geldi bakalım böyle? Şapkalı hanım verdi bana. İşte bak orada. Aa, evet, kimi gösterdiğini anladım. Ama senin orada ne işin vardı? Sen burada uyurken ben bütün bu bloğun etrafını dolaştım anne. Sahiden mi? Kuşağı gördüm, seksek gördüm, büyük bir köpek gördüm ve de yırtıcı bir karga gördüm anne. Korkmadın mı peki? Aa, birazcık anne. Sanırım bir dahaki sefere bloğun etrafını dolaştım. Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Çocuklar nerede saklanıyor acaba? Hikaye zamanı. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? Bugünün hikayesi Kayu'nun gizli yeri. Hikayemiz Kayu'nun anne ve babasının birkaç günlüğüne bir yere gitmeleriyle başlıyor. Kayu ve Rosie büyük anne ve büyük baba ile birlikte kalacaklardı. Kayu, neredesin? Burada mısın? Onu hiçbir yerde göremiyorum. Belki de saklanıyordur. Tekrar bak. Oh. Dur bakalım. Burada ne var? Birazcık Kayu'ya benziyor ama. Büyük baba, büyük baba. Orada ne yapıyorsun? Sıkıştım. Sıkıştım büyük baba. Bu kutuyu buradan çıkarırsam ve bu şeyi de buradan alırsam ve de bu şeyi tutabilirsem. Büyük baba. Burada ne yapıyordun Allah aşkına Kayu? Gizli bir yerde saklanıyordum büyük baba. Gizli bir yerde saklanmak. Bu bana bir şeyi hatırlattı. Kayu büyük babasının ne diyeceğini merak etti. Sır tutabilir misin Kayu? Evet büyük baba. Çok güzel. Ben saklanacak çok özel gizli bir yer biliyorum. Bahçede. Görmek ister misin? Bu ağaç olduğuna eminim. Tabii bu tarafta değilse mutlaka diğer taraftadır. Yaşasın. Hadi o zaman bir bak. Nasıl görünüyor? Burası dünyanın en güzel yeri büyük baba. Çok teşekkür ederim büyük baba. İstersen fener senin olabilir Kayu. Yaşasın. Olabilir mi? Uyku zamanı Kayu. Birazdan yanında olurum. Kayu, Kayu, Kayu. Hayır, benimle gelemezsin sen. Bu Kayu'nun özel ve gizli yeriydi.
başkaları bilsin istemiyordu. Aa, şuna bak. Kayu, orada mısın? Eve dönsen iyi olur. Yoksa birazdan baban buraya seni almaya gelecek. Tamam, tamam, tamam. Buna inanamıyorum. O ne? Evet. İster inan ister inanma Kayu. Ben küçük bir çocukken o oyuncak bana aitti. Ve ben de babaydım. Tıpkı baban gibi. Onu benim gizli saklama yerimde buldun değil mi? Ama artık orası senin gizli saklama yerin. Harika! Herkes evine gitti. Bir doğum günü hikayesi zamanı çocuklar. Kayu doğum gününde ne yaptı acaba? Bugünkü hikayemiz Kayu'nun doğum günü hediyesi. Bugün Kayu'nun doğum günüydü ve annesi ona doğum günü pastası hazırlıyordu. Pasta kalıbını temizlememe yardım edeceğine eminim. Evet, lütfen anne. Bunu biliyordum Kayu. Doğum günü pastası. Ben de isterim, ben de isterim, ben de isterim. Hadi Kayu, önündekini Rosie ile paylaşmalısın. Sanırım Kayu'ya Rosie ile paylaşması gerektiğini söylemiştin, değil mi? Baba. Kayu herkese doğum günü hediyesi olarak özel bir dinozor istediğini söylemişti. Ama büyük annenin hediyesi bir kazaktı, dinozor değil. Beğendin mi Kayu? Tabii ki beğendi. Aa, olamaz, geldiler bile. Yaşasın! Hadi bakalım ikiniz de içeri gelin. Hadi birazcık daha dur Kayu. Bitirmeme çok az kaldı. Çok komik baba. Kayu'nun midesi o kadar doluydu ki pastasından daha fazla yiyemedi. Doğum günün kutlu olsun Kayu. Yaşasın! Bu benim özel dinozorum, olamaz. Çok teşekkür ederim. Bir süre sonra herkes dondurma yemeye koyulmuştu. Rosie, yaptığını beğendin mi? İşte sana temiz bir kazak tatlım. Yaşasın. Bir başka özel dinozor. Kayu işte şimdi özel dinozorunu almıştı. Aslında iki tane özel dinozoru olmuştu. Bu benim en güzel doğum günümdü. Büyük anne, hadi bize Kayu'nun maceralarını anlatan bir hikaye oku. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? Bu hikayemizin adı Kayu ve Gilbert. Bak Gilbert, bu bir kedi resmi. Boya yapmaktan sıkıldım artık. Birileriyle oynamak istiyorum. Rosie! Kayu birileriyle oynamak istiyordu ama uyurken Rosie'yi uyandırmaması gerektiğini de biliyordu. Kayu! Şşş! Yapmaman gerektiğini biliyorsun. Ama ben sadece biriyle oynamak istedim baba. Kusura bakma Kayu, seninle şimdi oynayamayız.
Rosie ile daha sonra oynarsın. Kayu birileriyle daha sonra oynamak istemiyordu. Birileriyle şimdi oynamak istiyordu. Benimle oynar mısın Gilbert? Kayu'nun aklına birdenbire başka bir oyun geldi. Hemen dönerim. Kayu, Gilbert'ın köpeklerle ilgili hikayeleri sevmediğini biliyordu. Ama belki bir fare hikayesi sevebilirdi. Ve kuşları anlatan bir hikaye de sevebilirdi. Bak Gilbert, şimdi hikaye zamanı. Bu adı farecik olan bir farenin hikayesi. Fareciğin bir arkadaşı varmış, adı da minik fareymiş. Bir gün minik fare ve farecik. Gilbert, bak ne tatlı bir fare. Gilbert, buraya bak. Aa, ne oynayacağımızı biliyorum. Sıkı dur. Baban şimdi seni gezdirecek. Tamam. O köşeyi sen hallet. Gilbert! Gilbert ve ben maskeli balo oynuyorduk. Ben babaydım. Kayu, maskeli balo insan oyunudur. İnsan oyunu mu dedin? Ben senin bebek oyunu oynamaktan hoşlanmadığını biliyorum. Bunun nedeni ise senin bebek olmaman, öyle değil mi? Evet. Gilbert da bir kedi ve onun kedi oyunlarını sevmesi çok doğal. Onun en sevdiği oyunları biliyor musun? Evet. Kedi oyunlarını seviyorsun değil mi Gilbert? Miyav. Yakala Gilbert. Miyav. Biz küçük kedileriz. Beraberce oynuyoruz. Miyav. Ne tatlı kedi yavrularımız var değil mi? Büyük anne. Bize Kayu ile ilgili bir hikaye okur musun? Bir bakalım. Hikayemiz Kayu 3 yaşındayken geçiyor. Adı Kayu'nun Yaz Uykusu. Her an gelebilir canım. Gel büyük anne. Sığamıyorum. Büyük anne. Çok büyüksün. Büyük anne, Kayu ve Rosie'nin bu dünyada en çok sevdikleri dadıydı. Merhaba çocuklar. Orada ne saklıyorsun Rosie? Anne ve baba gittikten sonra büyük anne Kayu ve Rosie ile oyunlar oynamaya başladı. Lan 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 lan. Ve yatma zamanı gelmişti. Büyük anne Rosie'ye bir hikaye okuyup uyuturken Kayu da yüzünü ve dişlerini yıkıyordu. Sonra yatmaya gitti ve büyük annesinin gelip kendine hikaye okumasını beklemeye koyuldu. Büyük anne! Bir zamanlar çok akıllı büyük bir çocuk varmış. Büyük anne hikayeyi okurken Kayı uykuya dalmaya başladı bile. İyi geceler. Gilbert, ne yapıyorsun? Kayu'nun uykusu kaçmıştı. Ne yaparsa yapsın tekrar uykuya dalamıyordu. Yastığını düzeltmeyi denedi. Ama bunun bir yararı olmadı. Mevsimlerden yazdı ve dışarıda hava hala aydınlıktı. Kayu odası bu kadar aydınlıkken nasıl uyuyabilirdi? Ters tarafa yatmanın da bir yararı olmadı. Kayu gerçekten uyuyamıyordu ve kendini çok huzursuz hissediyordu. Ya Kayu, her şeyi karıştırmasın.
Ters yatmışsın tatlım. Büyük anne, gerçekten uyuyamıyorum. Hiç şaşırmadım hayatım. Burası çok aydınlık. Ama nedeni belli. Perdelerin yok. Nerede acaba? Aa, evet hatırladım. Annen kuru temizlemeye vermişti. Benim bir fikrim var. Kayyu büyük annesinin fikrini merak ediyordu. İşte oldu Kayyu. Gece gibi görünüyor. Artık uyuyabilirsin hayatım. Teşekkür ederim büyük anne. Ama gece gibi görünecekse sanırım bir şey eksik. Değil mi? Hazır mısın Kayyu? Evet, harika. Kayyu'nun gökyüzü öyle güzel, öyle hoştu ki hemen uykuya daldı. Bir hikayeye ne dersiniz çocuklar? Evet. Hikayemizin adı Kayyu'nun Köpek Korkusu. Dünyanın en büyük sarayını yapacağım. İşte oldu. Kayyu çok korkmuştu. Köpek kızgın gibiydi. Anne! 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 Kayyu, ne oldu? O köpek beni korkuttu anne. Ertesi gün annesi alışveriş yaparken Kayyu büyük annesiyle kalacaktı. Ama Kayyu ve annesi o gün büyük annenin komşusunun yavru köpeğine bakacağını bilmiyorlardı. Bugün çok özel bir arkadaşım da benimle olacak. Onunla tanışmak ister misin? Evet, lütfen. Aa! Kayyu, kaygılanma Kayyu. O benim özel bir arkadaşım. Sanırım senden hoşlandı. Hayır. Ama Kayyu, o yalnızca sevimli bir köpek. Neden gelip bakmıyorsun? Sana söz veriyorum, zarar vermeyecek. İyi. Tamam. Gördün mü Kayyu? Ne sevimli bir köpek. Ve de çok sıcakkanlı. Evet, büyük anne. Eğer korktuysan biz de dışarı çıkmaması için kapıyı kapatırız, tamam mı? Tamam. Kayyu sevimli köpeğin mutfakta kapalı olduğunu bildiği halde birazcık huzursuzdu. Ah tatlım, tamam. Hey, bir fikrim var. Köpekler hakkında bir kitap okuyalım. Kayyu büyük annesiyle köpekler hakkında kitap okumaktan hoşlanmıştı. Ve mutfaktaki sevimli köpeği merak etmeye başlamıştı. Ağlıyor büyük anne. Gidip ne istediğine bir bakalım, ne dersin Kayyu? Belki de acıkmıştır ha? Ah ne tatlı bir köpek. Acıktın mı? Al bakalım. Hmm, sevdin değil mi? Kayyu hala birazcık huzursuzdu. Ama büyük annesini duyunca bu sevimli köpeği tekrar görmek istediğine karar verdi. Komik olan da ne Kayyu? Annemin terliklerine benziyor. Gördün mü Kayyu, senin arkadaş olmak istiyor. Kuyruğunu sallıyor. Bu seni görmekten mutlu olduğu anlamına gelir. Eğer ona elini uzatırsan sana merhaba diyecektir. Huylandım. Sanırım yeni bir arkadaşın oldu. Merhaba köpekçik. Siz ne bilirsiniz? Köpekler hiç de zararlı değildir. Aksine sıcakkanlı, tüylü ve eğlencelidir. Çok iyi. Yakala. Şşş, bak. Anne bak. Artık köpekçikleri seviyorum. Şimdi hikaye zamanı. Bir Kayyu hikayesi zamanı. Tamam, bakalım Kayyu bugün ne yapmış? Sanırım bugün bazı hayvanlarla tanışmış. Bugünün hikayesi Kayyu Hayvanat Bahçesi'nde. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Zui. Söyler misiniz, çok çeşitli hayvan görecek miyiz? Aa, evet.
Ve çok heyecanlıyız. Çünkü birçok hayvan ailelerinin yeni bebekleri oldu. Kurt yavrularını görmek ister misin bakalım? Yavru kurtlar mı? Sahi mi? Evet. Yavruları görüyor musun? Bak burunları görünüyor. Neden dışarı çıkmıyorlar? Onları görmek istiyorum. Daha yeni doğdular canım. Annelerine yakın olmak istiyorlar. Ama görmek istemiştim. Biliyor musun Kayu? Yaşamları boyunca aileleriyle beraber olacaklar. Bütün hayvanlar yaşamları boyunca anne ve babalarıyla birlikte mi olurlar? Hayır. Birçok hayvan yeterince büyüdükten sonra ailelerinden ayrılır. Başka bir hayvan ailesi görelim mi? Evet, lütfen. Kayu hayvan ailelerini görme fikrini çok sevdi. Neredeler? Neredeler? Evlerinde olmalılar Kayu. Korkarım onları bugün göremeyeceğiz. Ancak belki de bugün şanslı günümüzdür. Şuna bakın. Çok büyük. Bu gergedan bir dinozor kadar büyük. Gergodino, gergodino. Biliyor musun Kayu? Bu bir dişi gergedan ve bir bebeği var. Bak işte orada. Sahi mi? Bebek gergedan mı? Tabii ki Kayu. Çok büyük olan hayvanların da bebekleri vardır. Bakın, bakın bu bebek dinozor. Kucağa alınamıyor ama ne kadar sevimli değil mi? Bir susamuru. Bu susamuru. Ben susamurunu çok severim. Bu susamuru bize geldiğinde henüz bebekti Kayu. Bunun da bir ailesi var mı? Korkarım yok canım. Annesi öldü. Peki, bundan sonra onun bir ailesi olacak mı? Evet, olacak. Ama biliyor musun, ona yol gösterecek bir annesi olmadığı için ona her şeyi bizim öğretmemiz gerekiyor. Yüzmeyi ve beslenmeyi bile. Kayu hayatında ilk kez gerçek bir susamuru görüyordu. Keşke onu eve götürebilseydik anne. Bunu yapamazsın canım. Neredeyse okyanusu açılabilecek kadar büyüdü. Bize merhaba demeye geliyor. Hikaye zamanı çocuklar. Bugünkü hikayemiz nedir büyük anne? Durun bir bakayım. Kayu nerelerde? Bugünkü hikayemiz yağmurlu bir gün. Bugün birlikte yapmamız gereken bir sürü işimiz var. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Sıkı giyinelim de ıslanmayalım. Sulardan atlayabiliriz. Komik oldu. Gel sana yardım edeyim canım. Ben giyerim anne, sağ ol. Başardım. Harika. İliklerken yardım gerekli mi? Hadi gidelim. Ama Kayu çok önemli bir şey unutmuştu. Anne. Evet canım. Benim tuvalete gitmem gerek. Seni burada bekliyorum. Kayu hemen tuvalete koştu. Bu arada bir şey dikkatini çekti. Kayu. 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 Baba. Burada ne yapıyorsun? Ben tuvalete gidiyordum. Olamaz. Hemen gitmem gerek. Gerçekten gitmem gerek baba. Uçak.
Uçağına bakabilir miyim lütfen? Uçağını havaalanına indirelim, tamam mı? Sen döndüğünde burada olacak. Bu arada anneni unuttun mu? Anne, unuttum. Beni beklemiş midir baba? Kayyo annesini bulmak için geri döndüğünde annesini paltoları asarken buldu. Anne, buradayım. Gitmeyecek miyiz? Hayır, gideceğiz. Ama bak. Güneş çıkmıştı ve Kayyo ve annesinin artık paltoya ihtiyaçları kalmamıştı. Ama hala birazcık su birikintileri vardı. Ve bu da buraya. Anne, sanırım bir şey unuttun. Yaşasın. Su birikintileri. Çok zevkli olduğunu biliyorum ama işlerimizi halletmemiz gerek. Ne yaparız biliyor musun? Yürürken ayak izlerimizi kaldırıma bırakabiliriz. Bak. Hadi bakalım çocuklar, hikaye zamanı. Kayyu henüz 3 yaşında küçücük bir çocukken hayatında ilk defa okyanusa gitti. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Plajda. Kayyu'nun ailesi tatile gidiyordu. Bu Kayyu'nun denize ve plaja ilk gidişiydi. Plaj, deniz. Kayyu, Rosie, duyuyor musunuz? Bu da nesi? Denizin sesi canım. Geldik. Kayyu öyle heyecanlıydı ki plaja varmayı bekleyemedi. Anne bak, deniz. Evet, bu da güneş kremi. Ve bu güneş yanığı demektir. Hoşça kalın. İşte bu işe yarar. Burası güzel bir yer. Kayyu henüz yüzme dersi almamıştı. Bu yüzden denize girerken babasının elini sıkı sıkı tuttu. Eyvah. Kayyu her türlü pikniği severdi ama plajda yapılan galiba en iyisiydi. Kayyu'nun sandviçi kirlenmişti. Bak anne. O benim sandviçim. Kayyu tanımadığı bu küçük yengeci takip etmeye koyuldu. Ta ki bir sürü küçük deniz canlısının bulunduğu su birikintisine kadar. Orada deniz yıldızları, deniz atları ve deniz kestaneleri vardı. Kim bana toprak saray yaparken yardım eder? İşte böyle. Böyle. Anne baba bakın. Deniz yükselmeye başladı. Gitme zamanı çocuklar. Ama sarayı. Yarın başka bir saray yapmak için tekrar geliriz canım. Ve bir sonraki gün, daha sonraki gün, daha sonraki gün, daha da sonraki gün.